Da Vinci metoduyla dünyanın en zor dillerini kısa zamanda öğrenen Temit, 11 dili İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca, İspanyolca, Litvanyaca, Romence, İzlandaca gibi. Konuşma, okuma ve yazma düzeyinde biliyor. Herhangi bir dili öğrenmesi içinse bir hafta yeterli. Dünyanın en zor dilleri arasındaki İzlandacayı bir haftada öğrenerek İzlanda televizyonunda İzlandaca demeç bile verdi. Hatta Manti adında yeni bir dil yarattı. Daniel is now flying to Iceland for his ultimate challenge. We've given him a week to learn a totally new language from scratch and then go live on national television. Even the locals say that Icelandic is confusing and unpronounceable. The difficult bit is the grammar, I would say. But we have funny sounds where you have nowhere in the world like snarra. You do like a sound like this. With the clock ticking, Daniel badly needs some lessons. But his teacher doesn't seem hopeful. There is a myth that it's impossible to learn Icelandic. So the foreigners that I get to teach, they have this feeling. It's like you would say impossible. Impossible for a human to learn this in a week. Just omöjligt. That's the Icelandic word for impossible. In a colloquial speak, if a native speaker speaks... Daniel's brain power may have met its limits. First, when you get into a new language, it's like a buzz. That's what you hear. You don't hear words, you just hear blah, 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 blah. And for the ear, it takes time to adjust and tune in and trying to find the sounds. It's one thing to learn the language, to speak it, to be able to produce it, to actually, you know, talk with somebody. Comprehension, actually listening to the language and understanding it. That's something else, because it takes time for the ear to actually get used to the totally different sounds. With a day to go before Daniel's live chat show, his teacher's early doubts are turning to amazement. He was like a vacuum cleaner. I can see he was sucking up the words, and he was just putting it in his brain. Little by little, hour by hour, I'm just beginning to tune in and hear more and more of the language and understand more and more of it. It's one thing to chat with your teacher. Speaking live to a quarter of a million people is the real test. I have no idea what will come out tomorrow night. If you get too stressed, nothing is going to come out. The 7 days are up. And Daniel is making last-minute preparations before he goes live on air. Okay, tell me when to go on. Myndum ótrúlegt minni hans og er tungumálanámið hluti af því. Við ætlum að reyna að tala við Daniel Tammet á íslensku næstu mínúturnar. Velkomin. Velkomin. Hvernig hefur gengið að læra? Mjög vel, takk. Íslensk er fyrir mig svo falleg og já, er fyrir að læra á 7 dögum. Þegar ég sé Íslendinga tala á íslensku er svo auðvelt eins og anda og ég er með íslensku astma. How well has Daniel managed to speak Icelandic after just a week of learning the language from scratch? Icelandingo tala ekki málfræð. Astonishingly, it looks like Daniel has pulled it off. Mjög gott að tala íslensku með Icelandingo. I was amazed. He was responding to our questions. He did understand them very well. And I thought that his grammar was very good. Milanga saya so meira. We are very proud of our language, and then that someone is able to speak it after only 1 week. That's just great. Polyglot Daniel Temit'in dilsel, sayısal ve görsel sinestezisi var. Yani onun sözcük, sayı ve renk algısı tıpkı Da Vinci metodunda olduğu gibi sayıları şekiller ve imajlar şeklinde görmesini sağlıyor. As Juan said, it's a condition that scientists call synesthesia, an unusual crosstalk between the senses. Here are the numbers 1 to 12, as I see them.
Every number with its own shape and character. One is a flash of bright light. Six is a tiny and very sad black hole. The sketches are in black and white here, but in my mind, they have colors. Three is green, four is blue, five is yellow. What about bigger numbers? Well, you can't get much bigger than pi, the mathematical constant. It's an infinite number, literally goes on forever. In this painting that I made of the first 20 decimals of pi, I take the colors and the emotions and the textures and I pull them all together into a kind of rolling numerical landscape. But it's not only numbers that I see in colors. Words too, for me, have colors and emotions and textures. And this is an opening phrase from the novel Lolita. And Nabokov was himself synesthetic. And you can see here how my perception of the sound L helps the alliteration to jump right out. Da Vinci metoduyla soyut kavramlar, sayılar ve sözcükler belleğe kaydedilirken benzetme ve canlandırma gerçekleştirilir. Carry on. Devam etmek. Benzer sözcüğümüz kedi on. Carry on. Kedi on arabasını yol üzerinde park etmiş, önünde durmaktadır. Arkadan gelen polisler kedi on, kedi on, devam et, kedi on, devam et, bekleme yapma, bekleme yapma derler. Kedi on, kedi on, devam et, devam et. Kedi on polislerin devam et uyarısından sonra arabasını çalıştırır ve yola devam eder. Carry on. Devam etmek. Kedi ondan hatırlayacağız. Carry on. Savant poliglot Daniel Tammet ise bu metodu doğal olarak kullanan bir dahidir. Savant poliglot Daniel Tammet bu metotla sayılara yüklediği anlam ve imgelerle 25 basamaklı bir sayıyı hafızasında tutabiliyor. Metot muazzam büyüklükteki sayıları resim olarak aklında tutabilmesini sağlıyor. Metotla bir haftada en zor dilleri bile öğrenen Daniel, 100 bine kadar tüm sayıları zihninde resim şeklinde görüyor. Mesela 89 sayısı onun zihninde kar yağışı resmi. 289 sayısını çirkin olarak görüyor. 333 ise çekici. Sayıların canlı birer imaj halinde tasviri, Da Vinci metodunda kullanılan bir yöntemdir. Daniel, çarpım işlemlerinde iki şeklin birbiriyle çarpışıp üçüncüsünü ortaya çıkardığını düşünüyor. It's a multiplication of two prime numbers. Three-dimensional shapes and the space they create in the middle creates a new shape, the answer to the sum. What about bigger numbers? Genç dahi bu yöntemle sonsuza giden pi sayısını da ezbere söyleyebiliyor. Bu yeteneği ona sonsuza kadar giden pi sayısını ezbere en uzun söyleyebilen kişi unvanını kazandırdı. Daniel reckoned he could reel off the first 22,500 decimal places without a mistake. 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 2 7 9 7 4 9 4 2 3 6 4 8 0 8 8 1 0 9 5 9 0 8 4 7 7 8 5 7 7 6 9 9 5 5 7 1 2 hours later, and Daniel is barely halfway. My worlds of words and numbers blare with color, emotion and personality. 100 bine kadar olan bütün sayıları kafasında yarattığı şekillerle hatırlayan Tammet için 8725 sayısı bir koyunu, 327 sayısı ise piramitleri ifade ediyor. Daniel'ın kullandığı bu yöntem her yönden Da Vinci metodunu andırıyor. Çünkü Da Vinci metodunda da sayılar ve sözcükler imajlar halinde zihinde canlandırılır. Aynı zamanda bir yazar olan poliglot Daniel Tammet, Da Vinci metodu hakkındaki deneyimlerini Mavi Bir Günde Doğmuştu isimli kitabında anlatıyor. Hehe, tanışalım mı güzelim? Aa, kro karga. Tanışalım mı güzelim? Kro. Karga.